Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerde de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Öncelikle arkadaşlar aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. Aşağıda bir link bırakmaktayım. 0533 031 0132 telefon numarasından bana yazarak WhatsApp üzerinden ve de buketle kahve falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımı gönüllerinden geçirdiğini varsa gerçekleşsin inşallah diye kapatıyorum. Ve size burada diyor ki Yakın geçmişte bir aylık zaman diliminde belirsizliklerle dolu olduğunu bildiğiniz ya bir yol ya bir iş teklifi bu ya da bir miras davanıza dair bir yol bu. Ama çok kalabalık gidilmiş ve bununla alakalı da bir mesajı var diyor falınız bana. Bakalım e, neler söyleyecek e, şimdi sizlere de gösteriyor olacağım. Sıkıntılarımızı atıyoruz belli ki neyse halimiz o çıksın falımız diyorum ve. Şimdi sizlere de göstererek arkadaşlar dile getiriyor olacağım. Dediğim gibi bir yolu gösteriyor ve rahatlatmış bu yolda gitmek sizi. Bazı soru işaretleri varmış belli ki gidilmiş ve çözülmüş. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. E, baktığım zaman sıkıntılı bir döneminiz varmış. Evet özellikle iki ay gibi bir zaman dilimi öncesinde e, bir sıkıntı var ki burada sizin aslında karşılıklı konuştuğunuz kişinin yarattığı bir sıkıntı gibi daha çok. Şimdi baktığımda bir dileğiniz var. Yolla alakalı bir dilek bu. İki kişi karşılıklı konuşuyor. Yolun sonu açık. Yani sanki bir tarih konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki biz şu şu tarihlerde bu yola gidelim. Bu işi çözelim. Evet de diye onaylanıyor fikriniz. Daha sonrasında bu fikri siz kendi onaylayıp da kendinizin çevresindeki birkaç kişiyle S harfi var burada. Konuştuğunuzu görüyorum. Bir de küçük bir E var burada. 1 2 3 4 kişi böyle karşınızdaki kişiler çoğalmışlar. Yani buradaki kişi yola çıkmak istiyorsunuz. E baktığım zaman 1 2 3 4 büyüklü büyüklüğü e, yaşça büyük olabilir, konumca büyük olabilir ya da yaşça küçük, konumca küçük bilemiyorum. Eee kişiler sizin karşınızda durmakta bununla alakalı olarak ee, ve sizin böyle bir iç yani şey yön yönünüzü şaşırtmaya çalışıyorlar gibi çıkmış. Yani kafanıza kurcalamak gibi niyetlere ya da daha doğrusu belki de olumsuz durumdan da bak bak sen de hani bir hayal kırıklığı yaşama e, bu işin olumsuzluğu da olabilir dercesine arkadaşlar. E sonrasında siz bu olumsuz tarafına takılı kalıyorsunuz, bununla mücadele veriyorsunuz. Birisiyle karşı konuşuyorsunuz ama o konuştuğunuz kişinin sıkıntıları size göre daha fazla. Hani problem sizde değil de karşı tarafta gibi. E daha sonra yani şurada çok net bir araba arabayla alakalı bir niyetiniz varsa da ya da bir yenilik adına aldığınız bir karar varsa da çok temiz diyebilirim. Nasıl temiz? Şimdi burada bir paranın üstünde çıkmışsınız. Paranın üstünde bir araba var. Yani ben bu parayı buradan aldığımda Yeni bir yere gidip bu işi kurayım da diyebilirsiniz. Yeni bir yere taşınayım da diyebilirsiniz. Ya da hali hazırda zaten araba almaktır zaten niyetiniz. Çünkü çok arabayı net görüyorum arkadaşlar. Şimdi siz bu arabayla yeniliğinize bakarken yani önünüze bakarken yönünüz gelecekken arkanızda birisi böyle ellerinde çiçekler misali kala kalmış. Yani size yetişmeye çalışıyor. Kendisini saffettirmeye çalışıyor. Hani bu kendi sorunlarının daha fazla olduğu kişi size sıkıntı yarattığını farkında ve size desteklemeye çalışıyor ya da kalbinizi kırmış kendisini affettirmeye çalışıyor şeklinde bir geçmişiniz söz konusu daha sonra zaten bu yola gidilmiş bakın şurada hemen şuraya baktığım zaman diyorum ki evet bu yola gidilmekle belki de şurada bahsedilen yolda eninde sonunda gidildi kişiler çoğaldı belki fakat sonuç sizin adınıza temiz Şimdi bir, geçmişiniz bir aylık sürecinizi gerçekten temiz ferah oh demiştiniz resmen. Şimdi önünüzde bir mücadele olduğunu siz de farkındasınız ama e, fal diyor ki sen bu güce sahipsin. Önün aydınlık. E, müce, yani kim bu e, hani zincir vuracakmış şaşarım. E, misali olan bir siz varsınız. Arabanız net yani ya siz bugünlerde araba almak isteyeceksiniz geçmişte düşündüyseniz bile artık arabanız net ya yeni bir araba alınıyor ya da yeni bir yere gidiliyor artık bu yeni sayfa açılır sizin adınıza yani baktığım zaman mücadeleniz son bir ayınız çok rahat önümüzdeki bugün ve sonrası için de şöyle eylül ayının içerisinde arkadaşlar bariz hatta Ekim ayının ortasına kadarki süreçte yine yol karşılık konuşma, yine yol karşılık konuşma ve sonrasındaki sonuç için çaba. Yani iki defa bir yol planınız var. Bu gitti geldili iş planınızdır. İşe gitmen işten sebep gitmeniz gerekecektir ya da bir Türkiye yurt dışı olayınız var. Bir şekilde gidiyorsunuz, geliyorsunuz şeklinde görüyorum arkadaşlar bu durumu. Bir 9 rakamı net çıkmış. Yani Eylül ayının sonuna kadar netleştirmek istediğiniz iki yol ve iki görüşme şeklinde kesinlik e, kazanıyor diyor. Birincisini konuştuğunuzda içiniz rahat, ikincisini konuştuğunuzda zaten şey gibi, tuttuğumu kopartıyorum. Hadi bakalım olayı bitiriyorum der gibi görünüyorsunuz. Şimdi Ekim ayının sonuna doğru arkadaşlar 1, 2, üç dört kişisiniz. Özellikle iki kişi olarak siz bu işi gösterdiğinizi görüyorum. Bir para var işin ucunda. Diğer ise böyle hani üçüncü kişi diyeyim ona. Kuru fasulye gibi çıkmış üçüncü kişi. Yani etkisiz eleman. Olsa da olur olmasa da olur. Siz zaten buradaki gördüğüm iki kişi olayı çözeceksiniz. Ekim ayında iki kişi kendisine güvenen iki kişi olarak bu olayı hallettiğinizi, para mevzunuzu netleştirdiğiniz sonrasında rahatladığınızı görüyorum. Arkadaşlar uçuşan kuşlar var burada. Yani beklediğiniz de haberler var demek aslında. Şöyle bakılırsa zaten bildiğiniz balina gibi küçük büyük bir balık balık var. Klasik bir fal bakan kişi olsaydım şey derdim size. O balık var. Hani üç vakte yol var falandır ya hani klasik fallarda. O yüzden burada balığınız net çıkmış. Kasım ayında sizin iki tane haber geldikten sonra bu balığın üstünde siz varsınız. Gayet rahatladığınız bir dönem bir kere. E, bu iki defa yol her neyse işse de kurulur. Yolsa da gidilir. Gelinecekse de gele, geliyorlar. Yani sizin hayatınızda aşamayacağınız bir dönemdesiniz. Eyvah diyebileceğim bir fal değil açıkçası. Hatta Kasım ayında ciddi bir paranın üstünde görüyorum ben sizi. Şöyle Aralık ayında arkadaşlar bu paraya dair bir koç başı çıkmış. Yani siz inat ediyorsunuz. Ettiğiniz inadın karşılığını alacaksınız. Ya da hali hazırda şu paralar bana bir gelse de ben kurban kestirsem de diyor olabilirsiniz. Koç başı şeklinde net görüyorum. Bu inatçı olduğunuz anlamına da geliyor aynı zamanda. Şimdi bakın yani böyle etrafınızdaki insanlar sizin hakkınızda konuşa dursunlar. Siz hani ata alan Üsküdar'a geçti misali kafanızdaki kısmetinizle beraber kendi yönünüzü çizdiğiniz bir aralık ayı görüyorum. Bu demektir ki çevrenizdeki hayatınızda mücadele edeceğiniz neyse parayla ilgili özellikle de tüm emeği ve vereceksiniz. Ama karşılığını net aldığınız bir dönem. Özellikle aralık ayında insanlar arkanızdan söz edecekler sizin. Yani adınızdan söz ettireceğiniz bir süreciniz var demektir bu ee, ama önünüz inanılmaz temiz ayrıca da hayatınızda şu zon zamanlarda ötelediğiniz sürekli işte seneye yaparım bir dahaki yaz olur işte şu kış hallederiz dediğiniz ne varsa iki taneler bunlar İkisi de birbirinden temiz çıkmışlar yani dilek var burada ve bu dilekler senin olur diyor bana falınız dileğiniz ee, her neyse bu şey kesinlikle kavuşuyorsunuz diyebiliyorum ve bir anahtar mevzumuz var sizin yani şimdi geçenlerde bir arkadaş yazmış ki hep anahtar çıkıyor şimdi çıkınca da çıkıyor sadece size uymak durumunda da olmayabilir kolektif burada bir anahtar var gömülü yol başında yani dilek ve isteklerinin aslında dükkan açayım mı, da ev alayım da olabilir diye görüyorum. Çünkü anahtarın tutma yeri var ama daha açar kısmı çıkmamış. Yarım kalan anahtar dileğinizin altında dilek de çıktı ve temiz olduğu için de diyorum ki çok net bir şekilde sizin bir dileğiniz var. Bu dilek de gerçekleşir arkadaşlar diyorum. Tertemiz duruyor orada çok daha güzel. Yani yeni yıl itibariyle kendiniz için kurmak istediğiniz iş ise kurulur. Çünkü muradınıza ermişsiniz gibi çıkıyor almak istediğiniz evse de alınır çünkü dediğim gibi muradına erdi bu insan gibi bir görsel var orada. Şimdi aralık yeni yıl itibariyle diyelim. Bu net ev almak ya da dükkanı açmak arkadaşlar. Çünkü siz bunu şu an gözünüzde büyütüyorsunuz. Bakın. Şunu demek istiyorum. Bu bir para. Bu parayı sıkıntı ediyorsunuz. hani ede ödeyebilir miyim alabilir miyim hani bir dilek var dedim anahtar var dedim işte evet yeni yılın ilk hedefi sizin için ev almak sanki şey gibi böyle Türkiye şartlarına bir bakalım şu faiz oranlarına bir bekleyelim hani inşallah ve fırsat olursa da ben bu evi alayım siz sanki böyle e, dert ettiğiniz bir şey çünkü bu ama tertemiz yani Ocak ayında siz bu sıkıntıyı yaşarsınız. Parasal olarak para 1 2 3 yani kafa kafaya vermişsiniz. 3 kanaldan, 3 yerden para ister gibisiniz. Dolayısıyla da diyorum ki ben size arkadaşlar bu parayı siz Ocak ayında temin edersiniz. Şubat, Mart, Nisan gibi önünüzün çok daha açıldığını gördüğünüz bir yıl güzel de bir yıl olsun tabii ki de inşallah. Şimdi burada akrebeniz çıkmış. Yani sizi lafıyla zehirleyecek ya da sizi yanlış yönlendirecek, e, kıskacıyla her an sokabilecek birisi var etrafınızda. Buna bir dikkat edin. Özellikle bunu size Ocak ayı için e, Samsun S'si ve Yozgat'ın Y'si harfi var bu kız yanında. Bir de göz var. Sen herkese güvenme iş yerinde. Her planını milletle paylaşma. Proje varsa içinde tut uygulayacağın zaman kendini uygula. Yoksa emeğini çalarlar. Bir göz var orada. Yani görmen gerekeni gör. Bak her sakalla dedem değil gözü. Sonra zaten bunu da açtığınızda çok zirvede durduğunuzu, önünüzün çok aydınlık olduğunu, hanenin içi çok güzel laflar var. Sadece hani maşallah dedilen insanların laf ettiği var. Aşk tarafı bu falda aşk yok. Bu falda hayat mücadelesi var. Ben bu paramı nasıl kazanabilirim? Bu evi alır mıyım? Yani varsa da stabil giden bir aşk hayatınız var. Hayatınızda biri yoksa da yok daha. Henüz doğru insan karşınıza çıkmıyor. Evliyseniz de aynı düzende, aynı çizgide ilerlettiğiniz bir evliliğiniz var demek. Çünkü burada ben ekstra bir şey sadece şunu söyleyebilirim. Sıçradı ve burada çok güzel sıçramış yerleri var bakın biri şurada biri burada belli olanlar en azından sizin de görebilecekleriniz yoksa küçük küçük şöyle var buralarda şunu söylemek istiyorum aşk tarafında da aslında dileğimiz ne ise gerçekleşecek kadar temiz duruyor buradaki kısım yani tek düze gibi görünse de temiz olduğunu gördüğüm için de diyorum ki yine de sizin burada mutsuz olduğunuz bir süreciniz yok. Arkadaşlar, görebildiklerim böyle. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her birinize. Sabahları saat 10'da, akşamları da saat 7'de ben mutlaka iki tane fal videosu yayına alıyorum. Biliyorsunuz ki öğlenleri de üç gibi e, tarot videosu olarak yayınlıyorum tarot falı açarak arkadaşlar. Şimdi e, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz peki? Biz Buket Hanım diye soruluyor bana. 0533 031 0132 telefon numarasından aşağıda bıraktığım bir link var WhatsApp linki tıklayat yani tıkladığınızda yazarak yerine iletişime geçmenizi rica ediyorum ve buketle kahve falan Instagram hesabından da yine ulaşım sağlamanız tabii ki de mümkün bana arkadaşlar süreç boyunca birbirimize pozitif enerjiler sağladık o yüzden ben bu kısmı da çok seviyorum tabii ki de eleştirilerinizi önerilerinizi açıyorum ama yapıcı olanlarını tercih ediyorum sadece yıkmak için gelen arkadaşlarımız genelde artık engellemeye bile başladım o yüzden saygı birbirimize saygılı olduğumuz bir ortam olsun isterim çünkü izleyen seven beğenenler varken kişilerin dalga içer gibi yorum yapmasına göz yummuyorum yani benden ziyade izleyenlerime saygısızlık olarak değerlendirdiğim için süreç boyunca birbirimize pozitif enerjiler sağladık İyi ki varsınız arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten ee, sağladığımız şeyin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Sağlığın yerindeyse su yolunu bulur. Kendine bunu sağla. Yani kendi de dünyaya bir kez gelmiş bir insan olduğunu, var olan dertlerinin üstesinden gelinebileceğini sağlık yeter ki yerinde olsun. Yani ben buradaki sizlere aslında bunu aşılamaya çalışıyorum. Böyle düşünürsek daha mutlu insanlar olabileceğimizi inandığım için tabii ki de. Çünkü sınav dünyasındayız. Bugün nelerle sınanıyoruz? Dün de kim bilir neleri atlattık ve yarın da bizi bekleyen bir sürü bilinmezlikler var. O yüzden bize düşen sağlığın yerindeyse su yolunu bulur demek ve yarınlardan da umudumuzu yitirmemek. Çünkü eee Umut her şeyimiz bizim. En büyük gardımız, ayakta durabileceğimiz güç. O yüzden e, kapanmış kapılarınız da olabilir elbette ki. Ama size burada kesinlikle umudunuzu yitirmemek e, gerektiğini tekrardan gerçekten sadece benim tavsiyemdir size. Ve tabii ki de bize kötülük yapan kişiler bildiğiniz can, ciğer dediğimiz insanlar da olabiliyorlar. Sınav dünyasındayız arkadaşlar. Bu da bizim sınavımız olsun ve ben şey söylüyorum aslında burada bedduanın negatif enerjisinden ben çok korkarım döner dolaşır sevdiğinden çıkıyor diyorlar beddua için yani sevdiğimin bir günahı yok benim meselemde işi de yok yeri de yok o yüzden ilahi adalete çok güveniyorum ben herkes kalbinin ekmeğini yesin derim ve bir insan da zaten kalbine ektiği ne varsa sadece onlar etrafındakilere verebiliyor o yüzden benim size narçizane tavsiyem <laughs> siz siz olun İlahi adalete teslim edin. Kalbinizin de ağzına kadar güzelliklerle doldurun. Her biri sizlerin olsun. Etme bulma dünyasındayız. Kim neyi yaşatıyorsa aslında yaşamadan ölmeyecek. Bu bir gerçek. Üç buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın umudunuzu asla yitirmeyin arkadaşlar. Ve e, son olarak söyleyebileceğim. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Siz de kalbinizin sonuna kadar ağzına kadar tıka basa tüm güzellikleri ekin ve her bir renk kısa zamanda sizlerin olsun diyorum. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tabii ki de başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.